Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan İsviçre'den hepinize kucak olsun selamlar olsun bugün günlerden Pazar hepinize hayırlı uğurlu dinlendirici bir Pazar günü diliyorum arkadaşlar e, bugünkü konumuz sabah daha çok erken erkenden bir video yapayım dedim sabah kahvaltısından kahvenizle çayınızla keyifle seyrediniz e, Murat Bozdoğan'ın haberlerini tabii ki alınız arkadaşlar konumuz ırkçılık Avrupa'da İsviçre'de aslında dünyanın her yerinde geçerli bu. Ee, videoyu sonuna kadar e, izleyin. Haberden sonra biraz kendi hayatımdan bahsedeceğim. E, ben hangi problemlerle İsviçre'de yaşıyorum? Yabancı olarak ırkçılık konusunda e, neler fark ediyorum, neler yaşıyorum? Bunları söze getirmek istiyorum. Sonuna kadar izlerseniz memnun olurum. Beğenirseniz de bir like verirseniz, yorum yazarsanız tabii ki sizin de düşünceleriniz... Ee, hepimizi bütün e, 18 bin kaç kişi olduk 500'e doğru gidiyoruz ee, bizi de biz de merak ediyoruz tabii ki şimdi hiç fazla uzatmadan konuya giriyorum İsviçre'de ırkçılık artıyor İsviçre'de özellikle gençlere ve göçmenlere yönelik ırkçılık artıyor arkadaşlar bu sırf İsviçre için geçerli değil bu bütün Avrupa için geçerli İsviçre'de ırkçılığın başlıca kurbanları göçmen kökenli nüfus olduğu ve 15 ile 39 yaş arasındakilerin bundan etkilendiği tespit edildi. İsviçre'de ırkçılık mağdur olduklarını söyleyenlerin %69'u işe alım sürecinde haksız muamele gördüklerini söylüyorlar. Irkçılığa karşı hizmetin perşembe günü yayınladığı rakamlara göre toplamda nüfusun %17'si 2022'de son 5 yılda ırk ayrımcılığına maruz kaldıkları açıklandı. Bu ayrımcılıklar hayatın her alanında vardır. Araştırmacılar bu eğilimin özellikle iş dünyası açısından belirgin olduğu belirtildi. Irkçılık mağduru olduklarını söyleyenlerin %69'u işe alım sürecinde haksız muamele farklılığından ve iş yerinde hakaret veya alaki tacizden ve hatta maaş farklılıklarından şikayetçiler. Bunlar kamusal alanlarda %30 ve diğer alanlarda ise %27 oranında olduğu ifadesi kullanıldı. Evet. Arkadaşlar duyduğunuz gibi e, biz gurbetçiler e, Avrupa'da e, ben İsviçre'de e, gerçekten böyle e, maruz maruz mağdur kalıyoruz bazen. Ben İsviçre'ye İsviçre'ye geldiğimde 11 yaşındaydım arkadaşlar ben geldiğimde İsviçre'de çok İtalyan vardı tek tük Türkler vardı daha Kozova'dan, Sırbistan'dan yani o zaman eski Yugoslavya'dan fazla insan yoktu onlar hep sonradan geldi Tayland'dan Vietnam'dan efendime söyleyeyim Afrika tarafından bunlar sonra gelmeye başladı. Ben İsviçre'ye ilk geldiğimde bana sanki uzaydan birisi gelmiş gibi bakılıyordu. Yani biz aslında iyi bir zamanda geldik. Ben Almanya'da doğdum. Doğduktan sonra daha ufak yaşlarda Türkiye'ye temelli bir dönüş yapmıştık. Ondan sonra İsviçre'ye gelmiştik. Ben de 11 yaşında buraya geldim. Şimdi belki diyeceksiniz sen nasıl bir zorluk çekiyorsun yabancı olduğun için. Arkadaşlar benim etrafım İsviçreli olduğu için benim hanımım İsviçreli. Benim konuştuğum yani etrafım gelen gidenim çoğu İsviçreli olduğu için bana bu ırkçılık konusunu fazla belli etmiyorlar. Etrafım fazla belli etmiyor yabancı olduğumu. Hatta ve hatta bana onlar Kendisi gibi bakıyor. Sen diyorlar bizden sayılırsın. Sen senelerden beri buradasın ve İsviçreli gibi yaşadığın için beni aralarına almışlar. Ben fazla bir zorluk çekmiyorum. Ama bakın aması var. Tanınmadığım yere gideyim. Size bir misal. Beni polis durdursun. Benden belgelerimi, ruhsatlarımı istesin. Benimle konuşmaya başlayınca, ben de onunla konuşmaya başlayınca bana İsviçreli gibi davranıyor. Ama evraklarımı verdikten sonra orada Bozdoğan okudu mu bana davranışı aniden değişiyor. Ben bunu fark ediyorum. Ve başka yerlerde de olsun. Şimdi ben bütün müşterilerimizi tanıdığım için bir zorluk yok. Ama yeni bir müşteri gelsin yani sisteme o müşteriye ben kendi ayağına gittiğim için sistemleri kontrol etmek için Beni ilk gördüğünde bozdoğan şöyle bir dikkate alıyorlar. Yani bir İsviçreliye davrandığı gibi değil. Ben ama orada bir iki kere çalıştıktan sonra beni tanıdıktan sonra biraz işte çalışırken muhabbet ettikten sonra veyahut da rapora imza alırken de şöyle bir 3-5 dakika konuşuyorsun. Ondan sonra bana İsviçreli gibi davranmaya başlıyorlar ve Beni gören zaten ilk önce bir gördü mü şöyle bir İsviçreli zannediyor, İsviçrelilere benzediğim için nedense ben de bilmiyorum aslında biz bursalıyız. Beni tanımayanlar söylediğim gibi bunu fark ediyorum. Belki diyeceksiniz maaşta sen fark ediyor musun? Ben fark etmiyorum arkadaşlar. Yalnız fark eden yani arada e, e, İsviçrelilere fazla maaş veren Şimdi sırf Türk değil öbür yabancılara da maaşını devamlı böyle aşağı bastırır. Onları ben fark ediyorum. Ben onlarla da tabii konuşuyorum. Ama burada maaş söylenmez. Burada şöyle sana ne kadar maaş verdi? Der ki bana yüzde bir buçuk verdi ama maaşını bilmezsin. Ne kadar maaşına zam aldı onu versin de böyle karşılaştırdığın zaman çaktırmadan İsviçreli'ye sorduğun zaman çaktırmadan yabancıya sorduğun zaman arada devamlı biraz fark vardır. Ama tabii ki şöyle olaylar da var. Bazı yabancılar o kadar güzel çalışıyor ki o kadar e, sevdirmişler ki kendini iş yerlerinde hatta ve hatta İsviçrelilerden de fazla para kazanıyorlar. Orada da tam tersine dönüyor işte. Orada onun müdürü veyahut da onun patronu başındaki adam diyor ki bu adamdan ben bu kadar para kazanıyorum bana bu kadar ekmek getiriyor bu adam İsviçre'liler yanında sıfır. Ben bu adama hakkını vermem lazım ve veriyor. Yani o da var. Bakın, hepsi hepsi e, e, yabancılara karşı değil. Sıkıntı şu, onu da söyleyebilirim. İsviçre'liler neyi sevmiyor? İsveçliler Avrupalılar, Almanlar neyi sevmiyor? Yabancılar memleketine geldiği zaman sosyaldan geçinmek istiyorlar, çalışmadan. Ay sonu para gelsin, adam yatsın, öğlene kadar yatsın, çalışmasın, öyle geçinsin onları sevmiyorlar. Ama şimdi sesleniyorum, buraya yeni gelecekler veyahut da burada olanlara, siz burada ayak uydurduğunuz zaman, onların arasına katıldığınız zaman, onlar gibi çalıştığınız zaman, onlar gibi yaşadığınız zaman, tabii ki her şeyiniz değiştirmeyeceksiniz. Onlar, anlayacaksınız ki onlar da sizi aralarına alacaklar. Yani Tam %100 arkadaş olmanıza gerek yok. Yani evine gidip evine gelmesine gerek yok. Ama anlayacaksınız ki mesela maaş konusunda hakkınızı alacaksınız. Ben bundan eminim. Bu konuda bunu %100 söyleyebilirim. Ve biraz evvel dediğim gibi yani o kadar çok yabancılar var ki kendilerini o kadar çok sevdirmişler ki o şirket işçi çıkarsın. İlk önce İsviçreli'yi çıkarır, ondan sonra yabancıyı çıkarır. Çünkü yabancıdan memnun olduğu için. İsmiçreli belki atıyorum şimdi ayda bir iki kere hasta olur, işe gelmez, işe gelir geldiğine de pişman, yani geldiğine de sen sevinmezsin, gideceğine de sevinmezsin. Yani sana illallah getirir. Onun için arkadaşlar ben biraz evvel dediğim gibi nerede anlıyorum? Beni tanımayanlar da ismimi duydukları zaman hemen şöyle bir yapıyorlar. Ama beni tanıdıktan sonra ben şahsen bir zorluk çekmiyorum. Şimdi bir de zorluk çeken kimler var? Almancası %100 olmayanlar. Onlar işte tam aralarına katılmadığı için, onlar gibi konuşamadığı için hep biraz yabancı kalıyorlar. Dil çok mühim. Bunu devamlı konuşuyoruz ve söylüyoruz. Arkadaşlar videoyu hiç fazla uzatmayacağım. Uzun videolar gerçekten e, sevilmiyor ve çok yorumlarda da geldi. E, onun için bundan sonra videolarımı kısa tutmaya bakacağım. Ama isteyenler için uzun uzun muhabbet videosu da yaparım ve orada 20-25-30 dakikada konuşabiliriz. Hepinize hayırlı pazarlar. Kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşçakalın Murat.